Merhabalar, ben Onur Alpaydın. Bugün bir peri tayar drone'un shaft'ı nasıl değişir onu göstereceğim. Çünkü ben geçen videoda da gördüğünüz üzere shaft mini'ni eğmiştim. Peri drone'un şu şekilde gösterecek olursam farkındaysanız tam da düzgün bir şekilde dönmüyor ve sağa sola yalpalıyor. Bu da onun shaft mini'nin yamuk olduğu anlamına geliyor. Bu da uçamamasına neden oluyor. Daha doğrusu uçuyor ama dengesini sağlayamıyor. Bunun için öncelikle bir shaft mini'ne ihtiyacınız var. Bunu herhangi satış temsilcisinden bulabilirsiniz. Ama bulması o kadar da kolay değil. Bunu da söylemem gerekiyor. Öncelikle hangi milin yamuk olduğundan emin olmak gerekiyor. Gösterdiğim gibi bu. Ve şurada göreceğiniz üzere üstünde küçük bir tane yuvarlak şey var. Koruyucu katman var. Bu koruyucu katmanı dikkatlice ittirerekten, özellikle eğer varsa bir kalem yardımıyla. Saniyenizi rica edeyim. Kalem bulalım. Kalem yardımıyla ittirerek yerinden çıkartmak gerekiyor. Bunun için özel bir aparat var. Fakat ona da ekstra para verme ihtiyacı şahsen duymadım. Şunu da deneyebiliriz belki. Evet. Gördüğünüz üzere size göstermek istiyorum aparatı. Şurada da biraz netleyelim. Tam olarak şu şekilde küçük bir aparat. Bunu çok rahat bir şekilde kaybedebilirsiniz. Dikkatli olun. Zaten yenisini kullanacağım için ben çok da umursamıyorum şu an kaybetmeyi diyebilirim. Bunu da şu şekilde açacak olursak. İçinde küçük parçalar var. Bir makas ya da bıçak yardımıyla açmak daha faydalı olabilir. İçinden çıkanlar şunlar. Bir tane 4 tane şaft şey var. Şaft var. Dişli. Burada da diğer küçük parçalar var. Bana tam olarak lazım olan parçalar şunlar. Bir tanesi lazım. Fakat hazır değiştirmişken diğerlerini de değiştirmekte fayda görüyorum. Bütün kutuyu bocaladım bu şekilde de. Şunlardan birer tanesi benim işimi görecektir. Şu üçerlileri köşeye ayıralım. Şu da o bahsettiğim küçük parçalar. Dilerseniz size de göstermek amacıyla şu şekilde tutayım. Öncelikle şurayı çekiyorsunuz. Bu sizin pervaneniz gördüğünüz üzere. Hemen ardından da dişli geliyor. Yani şaft. Bu da şaft mini. Gördüğünüz üzere çok rahat bir şekilde ittirip çıkaramıyorum. Çünkü yamuk. Şu şekilde de göreceğiniz üzere. Gözünüzün önünde biraz çevirirsem ne kadar yamuk olduğunu rahat bir şekilde görebilirsiniz. Öncelikle şu küçük parçalardan bir tanesini çıkaralım. Bunu yaparken biraz dikkatli olmak gerekiyor doğrusu. Beklemeyi de sevmeyen biri olaraktan yırtasım geliyor şu an bunu, ama yırtarsak muhtemelen bir daha bunları toplayamayacağız. O yüzden yavaşça çıkartmakta fayda var. Evet, şu şekilde açmış bulunuyorum. Oradan yavaşça şuraya doğru dökersek bir tanesini gördüğünüz şekilde almış bulunuyorum. Şimdi yapmamız gereken şey cihazı toplamak. Yine aynı şekilde şu aşağı kısımdan mili sokuyoruz. Yavaşça. Bu artık düzgün olduğu için rahat bir şekilde geri düşebilir. Alttan tutmakta fayda var. Sonra yine aynı şekilde buradan yeni dişliyi alıp yerine takıyoruz. Yavaşça ve motora güzel bir şekilde oturduğuna dikkat ederek görüyoruz. Yine aynı keza pervanemizi. Fakat görmeniz gereken bir durum da var. Şuradaki dişli pervaneye oturacak şekilde farklı bir sistematikte. Ona da dikkat ederek pervaneyi oturtuyoruz. Ve son parçamız olan şu küçük parçayı da yavaşça takıyoruz. Biraz daha dikkatli takalım. Bu işin en meşakkatli kısmı olabilir doğrusu. Biraz daha dikkatli olmakta fayda var bunu yaparken. Bunu takabilmek yerime tırnağımı koparıyordum az daha.
yine bir aparat aracılığıyla takmakta fayda olabilir. Evet, oturduğundan emin olduktan sonra şu şekilde göstereyim. Bir denemek amaçlı olarak şu şekilde çeviriyorsunuz ve herhangi bir yamukluk görmediğinizde emin olduğunuzda parçayı rahat bir şekilde değiştirmiş oluyorsunuz. Bu herkesin başına gelebiliyor. Geçen videoda izlediğiniz üzere pellet drone yere düştü ve shaft mini yamuldu. Çok da pahalı bir ekstra aparat değil fakat yine de meşakkatli bir iş. Bunu söyleyebilirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sol alttaki abone ol kısmına tıklarsanız eğer yeni videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Teşekkürler.